hepinize bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde burada hani beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hepinizi görmekten yana çok çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. Bugün biliyorsunuzdur belki içinizde gelenler de olmuştu. 2020'de bir benzerini yapmıştık aslında. Ve çok da güzel geçmişti hepimiz için. İlk defa hatta orada konuşmuştuk. Ya biz kadın sanatçılar niye yan yana gelemiyoruz? Ya birbirimizi de özlemişiz denmişti o gün. Onlar benim hep hatırımda çok kaldı. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ve tam da pandeminin yeni çıktığı dönemdi. Nasıl böyle merhabalaşacağımızı bilememiştik. Ay nedir bu virüs? Doğru mu? Yanlış mı? Ne yapsak? Maske mi taksak takmasak mı dediğimiz günlerdi. Tam da o günlerin içine denk gelmişti 8 Mart. Şimdi aradan tabii yıllar geçmiş oldu. Çok enteresan yıl 2024. Yeniden bir araya geldik. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sanatçımız Hülya Düzenli bir konuşma gerçekleştiriyor olacak. Sizi de tabii dahil ederek. Ben sözü hanımefendiye veriyorum Hülya Hanım'a. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür Öncelikle ederim. Sesim için özür dilerim. Yani bilenler bilir güzeldir sesim değil mi? Güzel. Ama ben dün hastaneden çıktım. Onun için kısık sesle bir zertizle geçirdiğim için bu durumda. Ayşe de sağ olsun yardımcı oldu. Evet biz pandemiden hemen önce bir araya gelmiştik. Burada gerçekten o toplantıda olan sanatçı dostlar var. Çok da güzel bir birliktelikti ama orada da şunu ortaya koymuştuk ki biz bir araya gelip işte Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun gibi bir şey değil de birlikte neler yapılabilir ona bakmaya çalışmak istemiştik. Ve bir sürdürülebilir ağ, bir sürdürülebilir toplantı zinciri oluşturmak istemiştik. Ve onun da ilk başlangıcını da çok sessiz bırakmadık aslında. Kadın sanatçı olmak nedir? Sanatçı olmak nedir? Pazarda kadın sanatçının yapıtlarının konumu, paydaşları ile ilişkileri nedir gibi bir başlığın üzerinde konuşmuştuk. Sonra bütün sanatçı dostlar bu kapsamda metinler çıkardılar, ortaya koydular. Mine Sanat Galerisi ve Mistali da bu konuda bize çok güzel bir önderlik yapmış oldular. Hem mekan ve bu güzel ağırlama için şimdiden onlara da tekrar teşekkür edeyim. Hem o zaman için hem bu zaman. Hem de yayını hazırlamış olmak ve sonra beraberinde de bir sergi oluşturduk. Yani o toplantıya katılan sanatçıların yapıtlarının yer aldığı bir de sergi yapmıştık. Burada amaç tabii ki biz bir araya gelip birbirimizi çok severek sohbet edebiliriz ama daha çok bir mesleki birliktelik, problemler üzerinden yürümek ve bir çıktısı olsun istiyorduk. O zaman da sağ olsunlar bana moderatörlük teklifinde bulunmuşlardı. Vallahi arkadaşlar da iyi yaptın demişlerdi. İyi yaptım herhalde ki şimdi tekrar yapmaya çalışıyorum. Bu defa da yine aynı düşünceyle hareket ettik. Buradan bir çıktı oluşturalım istiyoruz aslına bakarsanız. Ve en önemlisi de işin en başında düşündüğümüz ama pandemi ve diğer özellikler nedeniyle olmayan, yani sürdürülebilir kılmak meselesi sekteye uğramıştı. Ama bu sekte toplantı sektesiydi fakat çıktı alınması olmuştu en azından. Değil mi? Çok güzel bir sergi yapmıştık burada. Sanatçı metinlerinin olması da çok kıymetli bir şeydi. Şimdi de yine biraz bu perspektiften bakarak hareket etmek istiyorum. Bir küçük metin oluşturmuştum. Orada size şundan sadece söz etmek istiyorum. Uzun uzun metin okumaktan pek hoşlanmam aslında ama yani kadın olmak, beden emek, beden şiddet, beden cinsellik, beden tabu, beden sosyal hayat, beden kimlik ve bunun gibi doğrudan ilişki yerine göstergeler üzerinden kurulan ilişki dünyasında yaşadığımızı düşünüyorum. Ve başlangıçtan beri de hep şöyle düşünmüşümdür. Tabii sizler şu andan itibaren içinde benim görüşlerim olan kısmına şüphesiz katılmayabilirsiniz. Ama ben şöyle düşünmüşümdür. Hemen her insan durumu hakkında aksiyon ve düzeltilmesi gereken şeyler olur. Bu insan durumları kendi zaman dilimi içinde de çıkabilir. Çok uzun zamanlar içinde gelişerek, büyüyerek ya da törpülene törpülene yürümüş olabilir. Diyelim ki herhangi bir sağlıkla ilgili sıkıntımız var. Ona çare oluşturacak topluluk hemen onun üzerinde çalışmaya başlar.
ben burada cinsellik üzerinden, cinsiyetimiz üzerinden daha doğrusu yaşadığımız şeylere bakarken insan hak ve özgürlükleri, özgür ve eşit bir dünya hakkı, bir insan olarak her türlü tacizden, rahatsız edici unsurlardan, özgürlüklerimizin kısıtlanmasından, kendimizi ifade etmemize yapılan engellerden tabii ki söz etmekten yanayız. Ama öznel olarak da bu duruma bakmak lazım. Herhalde böyle bakıla bakıla bugün kadın sanatçı tırnak içinde söylüyorum. Çünkü burada bu kadın sanatçı tanımını bile tartışmaya açmamız gerekebilir. Sizlerin her biri bu ifadeye çok büyük bir zenginlik ve farklı katmanlarla bakıyorsunuzdur. O yüzden bugün aslında mümkünse böyle her birimiz biraz bunlara genel olarak nasıl bakıyoruz? Geçen defa da öyle yapmıştık. Biraz sizin fikirlerinizi bu konuda almak. Sonra da öneriler oluşturmak istiyorum ben aslında. Benim kafamda bazı öneriler var. Eksik, yanlış veya daha önce yapılmış bir şeyi teklif edebiliriz. Hiç önemli değil ama düşüncelerimizi ortaya koymaktan yanıyız. Geçen defaki gibi. Yani bizim bu defaki çıktığımız aslında belki daha çok sürdürülebilirlik üzerinden yürümek gibi olacaktır diye düşünüyorum. Burada bir son olarak şunu da söyleyeyim. Bu kadın sanatçı tanımı açısından sanat sanatçı, sanat destekçileri, galericiler, alıcılar, sanatseverler, etkinlikler, solo veya grup etkinlikleri gibi bir sürü etkinliğin kadın üzerinden yapılması doğru mudur? Sadece kadınlar tarafından mı yapılır? Aslında bu mücadelenin içinde tabii şöyle tam olarak aslında tam da İstanbul Sözleşmesi kapsamında bakmak lazım meseleye. Çünkü kadın olarak bakmak da artık biraz nasıl söyleyeyim? Sıradanlaştı gibi, yani cinsiyetler üzerinden bakmanın çok daha doğru ve özgürlükçü olduğunu düşünüyorum. Ama bir hamleyi biz bunun üzerinden yapalım şimdi. İzin verirseniz tek tek size ben söz vermek istiyorum. Genel olarak bu meselelere nasıl bakıyoruz ve ondan sonra da ikinci bir tur yapıp önerilerimiz neler olabilir? Geçen defa da bazı önerilerimiz olmuştu hatırlarsanız. Yardım yapmak amaçlı sergilerde dahil olmak üzere ben konuşmayı oldukça hatırlıyorum. Evet, bu sizin önerinizdi. Evet, kimin öneriyi kimin getirdiğini de hatırlıyorum. Evet. İşte onun için beni moderatör yaptı. Bunlar... Çok isabetli bir karar olmuş. Dediğim gibi biraz böyle, ben daha hazırlıklıydım ama bu hastane sürecinde olmam problem çıkardı. Metinleri hazırlıyorum. Zatürre geçiriyorum ben şu anda. Halen yani. Evet. Güzel değil mi yani? Zatürreli zatürre. Yani yok, ben yok. Demek buranın mağrurları. Hemen yanı başında Meryem var. Ben onunla başlayayım isterim. İzin verirseniz. Hem de aynı atölyedeniz. Onun için ona biraz öncelik tanımış gibi oldum. En sonunda bana vermesini bana duyduğu sevgiden. Evet. Evet, hep öyle yaşıyor. Yani ne konuşacağım doğrusu beynimde. İyi bir süreç olmadı hiçbirimiz adına, yani ülkemiz adına, dünyamız adına. Ben son bir yılın özellikle depremin olması, seçim sonuçları, kadın cinayetlerinin artması, sokakta kadının kendini rahat hissedememesi, bütün bu sıkıntılarla birlikte umut etmekten ve mücadele etmekten vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyimser bir örnek beynimde var. İyimser örnekleri çok komik ama benim kendi hayatım gerçekten bana bunu da kötümser olmadan yola devam etmek konusunda rehberlik ediyor. Tanıyanlar, ismim Meryem Arıcan, söyledim. Tanıyanlar bilir, benim hayatım çok farklı bir hikayeden geliyorum bu kente, akademi çevresine. Ama bu yıl
bütün o geçmişin acılarını, sıkıntılarını bana unutturan ve çok iyi aferin dedirten şeyler oldu. Öncelikle bir kadın dayanışması olarak gördüğüm bir sergi bana armağan edildi. Mina Hanım'ın ve Ayşe Koşan'ın projesi olarak bana bir armağan sunuldu ve retrospektif bir sergi açtı. Bu beni çok mutlu etti. Çok mutlu etti. 47 yılın hikayesi. Bu 47 yılın hikayesi maddi manevi getirileriyle bugün de bana kuvvet veriyor. Çok önemli saydığım iki şey oldu. Sizlerle paylaşıp hepimize mücadeleden, zaten hiçbirimiz vazgeçecek gibi insanlar değiliz. Birisi kardeşlerimle büyük bir mücadele sonucu miras hakkımı kazandım, aldım. Gerçekten. Bu da kadın hak ve özgürlükleri bakımından önemli bir şey. 47 yıl önce Antakya'dan çıkıp İstanbul'a gelirken bütün geçmiş ilişkilerimin tümünü terk etmek durumunda bırakıldım ve doğrusu bunu dile getirmek hiç kolay değil. Yani nasıl geçti bu 47 yıl? İstanbul'da nasıl bir hayatın içinde olduk? 47 yıl sonra sokak kedisi gibi bırakıldım. Ailenin bugün yaşayan en önemli ve büyük ferdi, büyük abim, eşi ve çocuğuyla birlikte benim sergimi ziyaret etti. Bu benim için çok anlamlı ve kıymetli oldu. Bir kadının hayata, bugüne benim hayatım olarak geçirdiğim süreci bir tebrikine maruz kalmak ve onu onayını almak, bir anlamda onaylamak. Onlar yanlıştı, ben doğruydum ve hep doğruydum. Bu çok anlamlı ve önemli oldu. Önce yani bunlardan niye bahsediyorum? Kendime şey yapmak için değil. Ama popüler bir ressam değilim, çok satan bir ressam değilim. Bir kadın olarak yine bir kadının desteğiyle, beni takdir edişiyle, Mina Hanım'ın ve Ayşe Hanım'ın gerçekten düşündüm. Bir erkek balerici olsaydı aramızda. Türkiye'nin en çok satan kadın insanı olmuş, o yanlışlıkla da olsa olmuş olsa belki bir desteğini alırsa, ama asla bana destek verecek bir erkek galerici tasavvur bile etmiyorum. Tasavvur bile etmiyorum, hayal bile etmiyorum. Benden önce onları da düşündüm. Destek verilen erkek galericiler tarafından bir iki isim olmuştu. Freya Koral, Jale Yılma Başar, bilmiyorum aklıma gelen vardı ne kadar oldu. Gelirken yolda düşündüm. Onların da belki sunumunda ve seçiminde başka kriterler vardı bu değerli sanatçılarımızın. Ama bir ortamın içerisinde en büyük destek kadın için. Ben yine kadındır diyorum. Hepimiz önce insanız ama insan olarak hayattaki rollerimiz gereği kadınız. Giderek iyi olmuyor süreç. O bakımdan Hülya'nda dediği gibi örgütsüz hareket etmek gerçekten 47 yılı alabiliyor. Onu söyleyeyim. Ama artık bizim sabrımız yok. Benim şahsen hiç yok. O zaman şöyle yapalım. Sen şimdi biraz daha yolda gelirken düşünmeye başlamışsın ya. Azıcık daha devam ediyoruz. Arkadaşlar da söyledi. Öneri kısmında da biraz neler yapabiliriz? Örneğin örgütlü olmanın ne kadar önemli olduğunu söyledim. Başında yani metnin içinde öneri var zaten. Ben onu bir öneri gibi çıkarıyorum. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa böyle sırayla devam edelim şimdi. Zeynep ve Çetiner, iki değerli arkadaşım, sanatçı arkadaşımdan sonra ne kadar kendimi güzel ifade edebilirim. Ne katkı bulabilirim işin açıkçası bilmiyorum. Ama
en kısa ve bu dostlama girmek istediğim konu sanatın cinsiyeti olmalı mı? Biraz belki onun altını çizmeliyiz. Çünkü sanat üretimi yaparken çok cinsiyet üzerinden vurgunun yapılması çok doğru olmayabilir diye düşünüyorum. Önce zaten Türkiye'de sanat ortamında, sanat sektörünün oluşmasında her tür ayakta ciddi problemler var. Son derece küçük bir camiayız. Bir türlü oluşamıyor, büyüyemiyor veya bizim istediğimiz şekilde gelişemiyor diyelim. Ben üretimin kaybı olmayacağını düşünüyorum. Üretimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ürettiğimiz müddetçe ürettiklerimizin bizleri bir yere taşıyacağını düşünüyorum. Bireyselliğe sahip çıkmak, insan olmaya sahip çıkmak, kadın erkek diye ayırmadan ama kesinlikle örgütlenerek ve ev birliği yaparak birlikte yaptıklarımızı gösterebileceğimiz alanlar, platformlar oluşturarak sadece sanatçılar olarak değil, bunu yapacak olan organizasyonlar açısından çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sahip çıkılması olması gerektiğini düşünüyorum. Yayınların olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyebiliriz ya Dilek. Üretmenin çok önemli olduğunu söylüyorsunuz ama tabii ki üretmek de, üstelik de üretmek doğrudan doğruya nesnel bir durumdan söz ediyoruz. Bir kavramdan söz etmiyoruz biz. Üretebilmemiz için şöyle şeylerin olması lazım. Bunun bir ekonomik ayağının olması lazım. Fizik şartlarının olması lazım. Paydaşlarımız aracılığıyla gündeme gelinmesini sağlanması lazım. Yani sergilemeden metinlere kadar paydaşları geniş bir perspektifte ortaya koymak isterim. Ondan sonra bunların bir yolculuğa çıkması, bir yerlere girmesi lazım. Ve sizin devam etmeniz. Şimdi bu yürüyüş bir yerlerde aksıyorsa sürekli, sanatçı da nasıl üretecekti? Yani üretim kendi başına olan bir şey değil. 10 tane, hele de heykeltıraşlar için ben hep söylüyorum. Bu çok daha zor bir şey. Yani siz şimdi şu kadar bir alanda heykeltıraş olarak bir tane heykel belki saklayabilirsiniz. Hani ya da biblo yaparsınız. Özür dilerim. Kastettiğim şey yapılan her küçük işi biblo bağlamını indirmek değil ama öyle bir şey yapmak zorunda kalırsınız. Onun için aslında bizim her söylediğimiz şeyin, noktanın, durumun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu söylediğim şey sadece kadın olan sanatçılar için geçerli değil. Genç sanatçıların bir kere hepsi için geçerli. Yani bir kere genç sanatçı ilk önce bununla karşılaşıyor. Ama bugün özellikle altını çizmeye çalıştığımız şey biraz böyle gerçekten kadın olarak sanatın içinde yer alışımızın üzerinden okumak. Çünkü size bir samimi bir şey paylaşmak istiyorum. Biraz Meryem'den de teyze olarak, o da benim hayatımı biraz yakından biliyor. Ben geçen toplantıyı yaptığımızda burada kendi hayatımda aile içinde en azından hiç de erkek egemen bir şey yaşamadığımı, böyle bir baskı altında olmadığımı, toplumda bunun olduğunu, ailemizde hiç böyle bir şey rastlanmayacağını söylemiştim. Ben hiçbir şeyin farkında değilmişim. Bal gibi de doğrudan doğruya kız kardeş olarak sıkıntılar yaşadım. Çok ağır şeyler geçirdim. Şimdi bunun böyle olduğunu bu kadar zaman sonra anlamak çok acı. Diyeceksiniz ki neden anlamamışsın? O başka bir şey. Yani ben çok akıllıyım ve bilgili bir insanım. Anlamalıydım. O ayrı ama sonuç olarak bu baskının olduğunu çok net fark etmiş durumdayım. Hani o günden beri 4 yıl içinde bu hale mi geldin diyeceksin. Evet valla 4 yılda metamorfoz oldu yani. Onun için mümkün olduğu kadar meselenin bu noktası üzerinden konuşmaya çalışalım isterim. Görüşlerinizi tabii ki çok saygı gösterdiğimi unutmayalım yani. Ama konseptimizin, içeriğimizin bu olması, eksenin kaymamasında
fayda var. Çünkü örneğin ürettiğiniz kaç tane koleksiyoner sanatçı kadınsa ondan yapıt alıyor. Kadın sanatçıya yatırım yapıyor mu? Hangi tarihten beri yapmaya başlamışlardır? Bu sadece Türkiye'nin sorunsalı mıdır? Aslında dünyada da biraz böyle midir? Müzelerde ne kadar yer açılmıştır? Mesela bir kadın dayanışması olduğunu söyledi Mine Hanım aracılığıyla Meryem'in yaşadığını. Galericilerin içinde de kadın galerici sayısı arttıkça pozisyonlar değişmiş midir? Burada aramızda belki de bu konularda araştırma yapmış arkadaşlar da vardı. Yani bunların tam tersi, tam da bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Biraz o eksenden bakalım. Burada almak istedim. Yani sanat ortamı, sanatın bütün ayakları, gerek galerici, evet, onda haklısınız. Hatta özellikle şunu da altını çizmeliyiz. Sanat yazarı anlamında veya sanat eleştirisi anlamında da eksiklerimiz var. Müzelerimiz var. Müzelerimizde var olan kadın sanatçılar, özellikle eski devlet müzelerinde genelde daha erkek egemen bir koleksiyon toplanmış. Belki sanatçıların oraya kadar gidememesinden kaynaklanıyor. İşte belki de kendilerinin de örgütlü olmamasından kaynaklanıyor. Doğru. Bunu söylüyorsunuz. Ama ben sanat ortamımızda da Türkiye'de genelde bir yekinsaklık var. Tam oturmamışlık var. Sektör olarak herkes var olamıyor. Bunun altını çizmek istedim. Tamam. Genelde kentli, zengin, daha önceye bakarsak daha aristokratik, bu dediğimiz anlamda yani resim yapmak için, heykel yapmak için malzemeye ihtiyacımız var. O malzemeyle birlikte üreteceğiniz bir atölyeye ihtiyacımız var. Atölyede ürettiklerinizin hepsini satmayacaksınız. Bizim çünkü kafamızda bir gibi şey oluyor. Üretmeye o kadar meyilli insanlarız ki her dakika bir şeyler yapıyoruz. Her yaptığımızı bir yerde biriktirdiğimizde ciddi anlamda bir depolama sorunumuz ortaya çıkıyor. Bütün bunlar silsile. Ve ben sanatçı olurken aslında üretmenin çok bireysel, çok kendine dönük, pasif bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat siz onları göstermeye başlama yoluna çıktığınız andan itibaren eserlerinizin görüntülerinin çekilmesinden başlayarak, şimdi daha kolaylaştı ama daha eskiden bir diya çekilmesi, onun iyi bir şekilde çekilmesi, sanat eseri kalitesini yansıtması vesaire çeşitli problemlerle karşılaşıyorduk. Nakliyesi, galerinin ve serginizin duyurusunun yapılması bir anda asosyal kişilikten son derece sosyal ve bütün her şeyi yapabilir bir iş adamı gibi hareket etmemiz gerekiyor. Burada çok ciddi anlamda sanatçı, kadın ve erkek bence çok problemler yaşıyor. Kadınlar tabii ki çok daha fazlasını yaşıyor. Ondan hemfikiriz. Daha fazla destek almak zorunda kalabiliyorlar. Sadece onu biraz daha altını çizmek istedim. Teşekkür ederim. Ben de söylüyorum. Özlem Kalkanerenos benim ismim. Kadın dayanışmasına geri dönerek ben de birkaç örnek vereyim o zaman. Meryem Hanım şimdi biraz önce retrospektifini kadın dayanışması sayesinde nasıl bir kolaylıkla açtığını söyledi. Ben de şimdi yıllar konusunda yanılmaktan çekiniyorum ama 97 yılıydı galiba ilk sergimi açtığım zaman. Gülseren Kayalı'nın atölyesinde bir öğrenciydim. Birkaç yıldır bir öğrenciydim. Yaptığım şeyleri beğeniyordu hocam. Sana artık bir kişisel sergi yapabiliriz dediğinde çok heyecanlanmıştım. Bir kadın olarak o beni destekliyordu. Atölyemizin gene öğrencileri arasında da çok sevdiğimiz ve reklam ve tanıtım alanında çok başarılı bir kadın girişimci vardı. Bana dedi ki ben çok seviyorum senin yaptıklarını, tanıtımını ben yapacağım senin serginde. Nasıl dediniz ya, direkt hanım da söyledi, tanıtmak lazım, göstermek lazım. Bir anda ben böyle hani kucaklanıp sarılmış gibi, sarmalanmış gibi hissetmiştim. Yani ben de yola çıkarken o kadın dayanışmasından çok güç almıştım. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Derneği, cemiyetinin
günümüzdeki devamı olan bir derneğin yönetim kurulundayım ben. Bir süredir. Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği bu derneğin adı. Belki bilginiz vardır biraz. Çok kalabalık değil üye sayısı. Belki şu anda yani hayattaki üyeleri 70 kişi kadar olabilir. Ama bunların en fazla işte 10 tanesi falan erkektir. Belki 12 tanesi. Geri kalanı kadın sanatçılardır. Bence kadınlar dayanışmaya erkeklerden daha yatkınlar. Birbirlerinin koluna girmeye daha gönüllüler. Birlikte gücünü nasıl arttırabileceğini daha iyi biliyorlar. Seslerini o şekilde daha kolay duyurabileceklerinin belki farkındalar. Keşke tabii ki hani sanatı kategorize ederken cinsiyet üzerinden bakmamak bence de güzel bir şey. Hele de şimdi cinsiyetler daha da çeşitleniyor. Yani şimdi kadın sanatı, erkek sanatı demek bile yeterli kalmayabilir. Öyle bakmak doğru değil ama dayanışmaya kadınlar gerçekten daha yatkın bence. O yüzden bu tür bir araya gelmelerin gücümüzü böyle katlayarak arttıracağını düşünüyorum. Öyle. Teşekkür ederiz buyurunca. Valla ben İlay Kan Büyük İşleyelim. Esas soyadım Kan. Bir süre sanatta Uçkan olarak göründüm. Çünkü ilk eşimin soyadı Uçkan'dı, bir mimar. Sonra Tezonar olarak göründüm. Nilay Tezonar olarak. Haluk Tezonar benim eşimdi. Şimdi 25 senedir en dayanıklı eşim olan Zahir Dişişliyen ile evliyim. Ve ismim 25 senedir Nilay Kan Büyük İşleyen. Ben her sene bu Kadınlar Günü geldiğinde düşünür bir türlü işin içinden çıkamam. Şimdi 364 gün erkeklerin bir gün kadınların mı? Yoksa bu erkeklerin hiç günü yok, bizim hiç olmazsa bir günümüz mü var? Bunu bir türlü ben kestirmiş değilim. Ama toplumda çok ezilen erkekler de var. Çok ezilen kadınlar da var. Ben her zaman kadın erkek eşitliğinden yana birisiyim. İnsan haklarının bir numaralı savunucusuyum. Zaten bizler Cumhuriyet kadınlarıyız, Atatürk'ün ışığında yürüyen insanlarız. Dolayısıyla bir cinsiyet ayrımı yapılmasına veya o konuda tartışmaya çok ben açıkçası gerek görmüyorum. Ama şu bir gerçek, mutlaka grup çalışması şart çağımızda. Yani insan bireysel olarak tek başına var olamaz bu toplum. İster sanatçı olarak olsun, ister kadın olarak olsun, tek başına var olmak çok zor. Dolayısıyla bir grup çalışması yapmak zorundayız, gruplaşmak zorundayız. Erkeklerle de bir grup kurulabilir ama kadınlarla kurulan grup bana daha güvenli geliyor her nedense. Çünkü kadınları daha bir tık daha erkeklere göre bir ayrım yapmak istemiyorum ama samimi buluyorum açıkçası. Onun için bundan sonra sanatta yapacağımız hareketlerde birlikte hareket etmekte yarar var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı sanır. Bir defa Dalida çok teşekkür ediyoruz. Yani emdini anlama ve hepinizi çok özlemiştim. Yoksa dediğiniz gibi hepimizde bir sakatlık var. Yani bir hastalık, yani ya bel şey, kemikler bilmem ne başladı. Şimdi çok şanslıyız bir defa. Şimdi büyük şehirlerde oturuyoruz. Ama tabii köylerde gittiğin zaman da hiç buradaki bu konuşmalar geçmez. Çünkü hala arkaik bir yapı var, hala şiddet var. Çok büyük bir problem var. Bir arada bile ben örgüt kurmuştum. Kadın kurtaracağız. Yani köylerde. Kalktık 5-6 kişi, varlıklı arkadaşlardı. Ben de yardım ediyordum ama daha çok örgütlenmek yani. Gittik neredeyse dayak yiyecektik köyde. Kadınlar da bize ne bozuyorsunuz? Yani bizi sevdiği onun için dövüyor. Yani sen bizi kıskanıyor musun?
ay gavur da mı kalmadı bana, ne oldu falan. Ay ben dedim, ben kalktım. Hadi ben gavurum size olacağım yani. Ama yani bize yani şey, dilini bozuyorum, şeyine ya alışmış. Yani şiddete alışmış insanlar var. Maalesef ve ben kurtaracağımı zannetmem. Tabii ki şehirde bu söz konusu olmaz ama köyden tabii gelenler çok oldu ve aynı şiddetle başladılar. Yalnız kadın ama hayvana da aynı, ağaca da aynı, çiçeğe de aynı, güzel şeye de aynı. İlla bir şiddet var yani, erkekte kadında da var. Yani şöyle bir şeyler. Karısından dayak yiyen o kadar çok adam var ki. Evet, evet. Onların sınırlı da var. Onun için yani tabii ki çok zor ve ne kadar daha eğitimsiz bir toplum oluyorsa o kadar daha çok bu şey, çok büyük bir mesafe oldu. Biz Atatürkçü bir kadınız yani, bir Atatürk'ünüz. Ama bu o kadar büyük bir uçurum oldu ki yani ikiye bölündük diyebilirim, belki de üçe bölündük. Tabii ki çok bir de şimdi yeni bir turistler var falan. Ama tabii herhalde burada söz konusu olan sosyal katmanların tümünde bir dekadans başladıysa, bir yozlaşma başladıysa o bir yerde duramaz. Tabii. Doğal olarak bütün hücrelere kadar gelmeyecektir. Optimist düşünmek gerekiyor. Tabii ki inşallah bu bir geçiş dönemidir. Yol ağır yani nasıl olacak. Tabii ki bu arada kızlar ve kadınlar yani büyük şehirlerde büyük şey çok farklı artık düşünüyorlar. Bu kadın erkek ayrımı da yapmıyorlar. Yani çok farklı bir bulut, internet var artık, her şeyi görüyorlar, TikTok falan bilmem ne, TikTok değil, her şey var. Bunun zaten artık var. Fakat temeli olarak ben kendimden de biliyorum, kadınız, kocaya yemek yapacaksın, bilmem ne yapacaksın. Yani ben çok hayal ederdim ki inşallah keşke böyle bir kocam olsaydı. Ha sen otur ve çalış, ben yapayım. Hayır, biz her şeyi yapacağız, edeceğiz. Ondan sonra kendi sanatımızı ortaya koyacağız. Bir de alkış görürsek de çok sevindik. Alkış da görmezsek görmeyebiliriz. Çünkü sen mecbursun, sen zaten böylesin. Yapacaksın. Şimdi tabii ki bu çok zor. Bir de ben de Meryem gibi, bu benim Protektif İş Bankası'nın orada 4 tane oda doldurdum. Bu korkunç bir şey. Bir orman oldu, heykel ormanı. Şok, ben de şok. Ki bu işte bir yani öbürler satılmıştı, vermediler yani, o ayrı bir şey. Dedim ki ben ne yapmışım ya? Bu bir de, hayır ben ne yapmışım boşver. Bunlara tekrar geri gelecek. Yani evet. Allah'tan yaşı var. Galeri bayası varmış. İçeri. Ya ben nereye koyacaktım? Hangi odada hangi örtüleri? Değil mi? Yani galeri bayası hepsini döndü ve ben o zaman yaşının kıymetini de anladım. Eyvah, aramızda ay, hay şey olarak yani zaten şey anlıyoruz ama burada müthiş bir kıymet. Mekan. Onun için o bana hep diyormuş, ben sana destek veriyorum, lojistik. Meğerse buymuş lojistik destek. Gerçekten lojistik destek. Şuradan şuraya ne kadara gidiyor artık engeller? Hayır, sonra gelin, ben de artık zor gidiyorum. Eskiden taşıyordum. Fakat demek ki bir lojistik problemimiz var. Depo bir yerde bir şey var. Tabii müzeler yapılıyor, ediliyor falan filan. Tabii ki o da oturtmadım. Tamam, oturacak. %100 yani bir şekilde oturacak. Yani gençlerimiz var. Yurt dışında okuyorlar. Artık İngilizce biliyorlar. İnternet var, değil mi? Yani bir şey. Şimdi satış için yandık. Gene. Müzetleri gittik. Yani bir şeyler başarmaya başladık çünkü aileler vardı. Torununu, çocuğuna koleksiyon yapacak, edecek.
soğudu bu insanla, bir de orta sınıf kalktı. Tabii bu söylediklerinizin, fakat Maria bu söylediklerinizin hepsinde paylaşmak bakımından çok doğru olmakla birlikte bir sanatçının sorunu var ortada. Yani hangi yaş ve kesitteyse bu yürüyüşün içindeki zorlukları var. Özel olarak bir kadın sanatçı olmanın getirdiği zorluklara da bakmamız lazım. Çünkü bir araya gelişimizin temel ekseni bu aslına bakarsınız. Evet, bir heykeltıraş olarak üretim şartlarınız çok zor olabilir. Bunun maliyeti çok yüksek olabilir. Tabii. Sergilediğiniz tekrar depolama maliyetleri, tabii, koruma vesaire gibi. Ama bunu herhangi bir heykel sanatçısı da yaşar. Peki bunu bir kadın olup da hem de bunu yapıyor olmanın getirdiği ne var? Yani siz mesela pazar açısından şunu söyleyebilir misiniz gerçekten? Kendi yaşamınız içinde heykel sanatı adına söylüyorum. Eğer ben bir erkek sanatçı olsaydım heykeltıraş olarak, beni koleksiyonlar daha önce kabul ederdi. %100. Benim yapıtlarım müzelere daha önce girmiş olurdu. Tabii bu da olur, bu da olur. Çünkü arkaik bir toplumdan geliyoruz. Yani %100 ve bunu gördük gözlerimiz önümüzde. Erkekler yani bizi ev hanımı gibi git yani daha iyi yap gibi bakarlardı. Ama şu son zamanlarda zaten doğruya getirmiş. Onlar da çok zor bir durumda oldukları için. Evet, çok zor bir durumda oldukları için. Erkekler de artık zor durumda. Bizi anlamaya başladılar. Ha, onlar kaybettikçe eşitlik oluşturuyor. Onlar da kaybettikçe başladılar anlamaya. Ama bu sadece... Bu sadece böyle değil de disiplinler açısından da zorluklar vardır. Ya da yaptığınız sanat yapıtının diliyle toplumsal ilişkinin kurulamayışında da vardır. Yani bu aslında sanat yolculuğunu yapan bireyin, yani tırnak içinde o sanatçının... İnanılmaz bir zorluk. Evet. Nereden başlarsak... ekonomi olarak mı, kadın olarak mı, fizik olarak mı? Ama ben şunu demek istemiyorum Maria. Yani burada hep söyledim, belki ben eksik ifade etmiş olabilirim. Kastettiğim şey şu da değil. Yani kadın sanatçı olarak hep zorluk yaşıyoruz. Ah işte falan değil. Çünkü bence avantajlar da var. Veya toplumsal yürüyüşteki değişikliklerden doğan yansımalar da var. Bugün gerçekten çok sayıda kadının sergi açtı. Hatta güzel sanat okulları da okuyan şimdi, öğrenci sayısı daha fazla herhalde. Bilmiyorum, akademisyen arkadaşlar var. Karikatür yapıyorlar. Çok güzel. Yani bir heykel gördünüz mü yakında? O bizim... Bir karikatür. Evet, o da ayrıca... Yani bir Luna Park'ı veya bir sirkte heykel buna deniliyorsa heykel. Ama yani sanat göreceli. Ama şimdi oraya geçiyor, oraya geçiyor, daha renkli kaybı beğenmek falan, heykel göremiyor. Yani şimdi sanat değişiyor, dizayn olarak değişiyor. Dijital bir sanat başladı. Çok farklı, çok farklı. Beğeniriz, beğenmeyiz. Ama heykel göremiyor. Yani bir anıt var mı ortada bir? Heykel mimarla çalışır bir yani yalnız Atatürk anıtı demiyorum. Evet. Yani bir anıt. Burada Nişantaş'ta bile bir heykel konuldu. Belediye para istedi. Sevgilemek için. Yani mekanını meydanını. Evet. En büyük bir sorun. Heykeli almak isteyen bir ara almayı görüyorlar gibi tonik kalepler her tarafta oldu. Şimdi de... Buradaki üretimler, kadın sanat salonu, kadın heykel, kadın veya erkek heykel tıraşlar yer bulamadılar. Ki bunun zannetim resim alanında... Ama bana öyle geliyor ki bu... Şimdi yerim yok diyor. Yerim yok. Heykel koyacak yerim yok. Böyle laflar da var. Heykelin bu kadar zora girmesinde toplumun ne kadar geriye gittiğini görecek. Ama bir tarafta ama bir tarafta da daha çok, çok heykel üretimi var. Çok çok sayıda heykelleri var. Çay bardağı. Sucuk heykelleri var. Evet, sucuk var. Nastrasin kocalar var. Bir böyle ama heykel göremiyorum.
Savaş. Şimdi o zaman biz bu heykel parantezini kapatıyoruz. Evet. Ve devam edelim biraz. Çünkü özel olarak heykeli girmeyi çok seviyorum. Yani bir heykeltıraş, yani bir yan yana. Bir de benim gibi heykeli aşık olan birisi olunca. Biraz da sevindim. Ben sabah çıktım taş. Öncelikle Milan var. Yıllardır çalıştığım için başlangıçtan itibaren, 2009'dan itibaren şu anda burada olduğum için Eser Hanım'a çok teşekkür ederim. Çalışanlarına, herkese. Aslında ne diyeceğimi hiç bilmiyorum fakat arkadaşlar hepsi çok açık, net olarak konuştular ama ben kendi adıma şöyle çok farklı bir şey söylemek istiyorum. Sizi dinlerken aklıma şey geldi. Milan'ın bir kadın sergisi yapmıştı yıllar önce. O kadın sergisinde de ben bir iş yapmıştım. O iş aslında bir kapalı kutu, bir boya kutusu aslında. Ve hiç imkansızlıklardan doğan bir gidiş bir tarafa doğru yönelmeden sonra onun içine kendi ayakkabılarımı ve sonra bana Fransa'dan misafir gelen bir kendisi de giderken misafir etmiştim. Kendisi giderken bir tek kırmızı pabuç bırakmış bana hediye. Ama ne güzel falan diyordu. Üretim anında onu gördü. Sonra onu kırmızı ayakkabıyı topuklu çok güzel bir ayakkabı. Hakikaten çok enteresan dedim. Bir tane ayakkabı bırakmış bana hediye. Ve gitmiş. Neyse sonra bir süre sonra ayakkabıyı şöyle tuttum. Tık diyor. Benim ayakkabının yanına koydum. Ve ha şimdi oldu dedim. Ama ne enteresandır ki toplumlar arası kadın sorunu gerçekten var. Ve ben o Mina Hanım'ın yaptığı sergide o kutunun işinin ismi de Adımlardır. Evet. Ve onunla ilgili de bir metnim vardı. Ve şöyle diyorum aslında. Her toplum kadını kutuya koyar. Koymak da ister. Fakat kadının gücü, kadının dirayet ve o yüksek enerjisiyle o kutunun içinde dahi adım atar. Bir tanesi benim. Kendimi öyle ifade edebilirim. Neden? Çünkü sıfırdan gelen hemen hemen hepimiz akademiliyiz belki. Ama ben alaylı bir sanatçıyım. Buraya geldiğim için kendi gücüme teşekkür ediyorum. Kadın gücüme teşekkür ediyorum. Yusuf Taktak'la tanıştığım için, onun öğrencisiyim çünkü. Teşekkür ederim. Tesadüf içerisinde tesadüf doğurarak bir atölyede kendini var eden sanatçılardan bir tanesi. O anlamda kadının ve üstelik de o dönem boşanmış ve birden sanatın içine giren, 91'den bahsediyorum. Falan filan. Fakat şu ufacık bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Boşandıktan hep Cihangir'de yaşadım ben. Cihangir'de boşandıktan sonra bir eve taşındım. Bunu hep anlatırım. Çünkü hakikaten çok acayip bir soru soruldu bana. Cihangir'de oturuyor, yeni taşınmışım, köşede bir bakkal var, Trabzonlu bir bakkal. Yeni taşındım, iki gün geçmiş, sabah kalktım ekmek almaya gittim, bir de oğlum var, orta bire gidiyor. Sonra bakkala girdim, demek ki belki bir kere daha gitmişim. Bakkala girdim, sen bakkal bana dedi ki, hoş geldin komşum dedi. Hoş bulduk dedim ben de. Ondan sonra, daha dedi, Laz ya Karadeniz'de. Daha dedi, sana bir soru soracağım dedi. Sorun dedi, öyle şaşırdım ki, ne soracak acaba dedi. Ya dedi, sizin kocanız var mıdır, yok mudur dedi. Vardı. Deli geçmiş zamanda. Hayda. Yani şöyle baktım. Öyle şaşırdım ki. Peki dedim, sizce dedim, var gibi mi görünüyor, yok gibi mi görünüyor? Ver şuradan benim dedim. Ve o zaman bir kez daha anladım ki, gerçekten kadının toplum içerisindeki yeri çok 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 önemli fakat kadının gücü tarafından bunu yeniyoruz. Ben yendim. Hiç kimseye kulak asmadım. Çok zorluklarla yendiniz. Çok zorluklarla sıfır, ekonomi eksi sıfırda. Benim bazı atık resimlerim şeyden parasızlıktan yaratıcılığa giden yolla alakalı bir şeydir. Onun için gerçekten kadının sanatla bağlantısında belki yani bir sürü örnek gösterilebilir ama ben de gösterilebilirim. Niye? Sanat içerisine girdiğim andan itibaren kendimin varoluş
serüvenini gerçekten sanatta yapan bir sanatçı. O anlamda hem yokluk hem tek başına bütün herkese vardır böyle hikayeler. Ama yoksulluk gerçekten başka bir şey. Paranın olmaması başka bir şey. En iyi resimlerin parasızlık zamanında çıkan işlerdir mesela. Niye? Başka bir yaratıcılığa gitmişimdir falan. Ama şunu söylüyorum, iyi ki öyle olmuş. Hiç şey düşünmüyorum, negatif düşünmedim hayatımda. Çünkü o kadar şey oldu ki o atölyenin içerisinde ilk girdiğim andan itibaren zaten sanat bambaşka bir dünyaya girmiş olduğumu fark ettim. Ve o sanata korkunç inandım, hala da inanmakta devam ediyorum. Ve sanatın ne kadar geliştirdiğini, dönüştürdüğünü, güç verdiğini, özellikle kadınlardan ayaklarının üzerine durmasına bir güç, inanma. Çok inandım kendime. Yaratıcılığıma çok inandım. Hala da devam ediyorum. Öyle böyle işte. Hakikaten inanıyorum yani, kendime inanıyorum. Yaptım çok önemli şeyle. Bir şey. Çok önemli bir şey. Özellikle sanata çok inanıyorum. Sanatın gücüne... Peki siz kendinize bu kadar inanırken, kendi gücümüze bu kadar inanırken size inanmak isteyenlerin büyük çoğunluğu nasıl bir toplumsal kesitti? Bakın aslında sadece kadın erkek değil, çok çeşitli açılardan evet. Bakabiliriz. Tabii ki. Kabul edilmek, yaptığınız şeyin iyi olduğunu söylüyor ya da sizin direncinizin alkışlanmasını ne kadar yakınınızdaydı erkekler ve vallahi şunu söylemek istiyorum. Benim işlerimi hani abartmıyorum ama çocuklar da çok önünde durup bakıyor. Çok enteresan, ben hep ilgimi çekmiştim mesela. Erkekler de durup bakıyor, kadınlar da durup bakıyor. Yok, ben orada şeyi kastettim ama yapıtınızın karşısındaki duruşları değil de. Hayır, kabul etme açısından. Yok. Bu kabulde yani bir yapıta, bir esere bakmanın hazzına dayalı bir kabulden söz etmiyorum ben. Yani hedonik olarak çok çeşitli gerekçeler oluşabilir çünkü. Sanat yapıtı olma durumuna geçiş sürecinde yani pazardaki ve paydaşlarıyla ilişkileri bağlamında nasıl oldu? Valla erkekler daha çok oldu bende. Size daha çok yardım oldu. Evet. Yani iki kadın sanatçı oldunuz. İyi ki kadın sanatçıydınız. Evet, iyi ki olmuş. Benim bütün erkekler gözüm oldu akademik ortamda. Ve benim de hayatımda böyle. Valla resimlerimi alanlar şimdiye kadar erkek. Bir tane kadın vardır. Ha, iki tane kadın var. Ama erkek dost. Yok, aslında burada tabii ki yani tabii, bir erkeğin tabii ya da kadının yapıt almasından ziyade herhalde şöyle inceleniyordur. Burada tabii pazarı daha iyi bilen ve onun enstrümanlarını kullananların yanında konuşuyoruz. Evet, ben de pazarın farkındayımdır ama bu enstrümanları kullanmıyorum. Örneğin Mina Hanım bu enstrümanları kullanıyor. Bir sanat yapıtı alma fikri Türkiye'de ne zaman oluşmuştur? Bu hangi sosyal kesitteki noktalardan gelişerek yürümüştür? Evet. Sermayenin niteliği, kalitesi ve yaklaşımları değiştikçe alınan sanat evet. yapıtı ve alkışlanan sanatçı değişmiş midir? Sermayenin el değiştirmesine bağlı olarak başka ne gibi etkenler olmuştur? Ve bunun içinde de yani bu yolla sanat yapıtına ulaşırken bunların içinde kaç tanesi kadındır? Yani mesela benim gözlemlerime göre sanatla ilgilenen kadın sayısı daha fazla. Sosyolojik olarak söylüyorum, doğru, eğitimli evet, kadınlar evet, arasında söylüyorum. Yani daha çok müze geziyorlar, evet, daha çok söyleşiye katılıyorlar, daha çok kitap alıyorlar, okuyorlar, seminer doğru. takip ediyorlar. Yani ben öyle görüyorum. Daha erkeklerden daha fazla. Evet. Fakat parayı çıkarıp yapıtı satın alma noktasında kadınların sayısı az. Ya da işte, eşime sorayım. Evet. Ama onun için yani burada mesele bizim meselemiz doğrudan doğruya tam da bu kilit noktalara bakmakta yatıyor. Yani bu kilit noktalar evet bu kilit noktalar üzerine konuşmamız gerekiyor. Ekonomiyi de ihsan eden yine kadınlar oluyor. Evet doğru. Gene yani onları da oraya getiren onun için aslında meselenin yani şu veya bu cinsiyetin alkışı ya da reddedilişi değil mesele. Nasıl yaklaşıyorlar? Bunların gerçekten çözümlen bu bizi ilgilendiren bir şey değil ki. Bugün mesela dünya
dünyada sadece kadın eserlerinin sergilendiği yerler yok mu? Yani biraz onlara girmek istiyorum ben aslında yavaş yavaş. Onun için ekleyeceği bir şey var mıydı? Yok, çok tamam. Çok teşekkür ederim. Şöyle o taraftan devam edebilir miyiz? Pınar Hanım. Pınar Yeşilada ben. Hani anında eskiden beri çok çalışıyorum. Ben de ilk arkadaşım her zaman fotoğraf yapıyorum. Ben aile olarak aslında şanslıydım kadınlar gibi. Farklı yönetilmeyen bir aileydi. Onlar da işlerimde okumam için hem annem hem babam beni çok desteklediler. Ama garip bir şekilde abimi öyle yönlendirmediler. Onun işletme ve ekonomi okuması için yönlendirdiler. Çünkü onun para kazanması daha önemli. Tabii erkek olduğu için. Ama beni çok desteklediler akademiye gireyim falan diye. Halbuki abim çok yetenekliydi. Çok güzel karakterler izinden falan yapardı. Mutsuz oldu daha sonraki hayatım. Benim de işlerim ya lise için üzerine değil. Yani böyle bir ortamda yetiştiğim için belki yani kendimi böyle dışlanmış, yani engellenmiş bir kadın gibi hissetmediğim için olabilir. Şimdi Fransa'da yaşıyorum ben, 7 senedir. Sadece şunlar rahatsız oluyorum. Mesela oradan Türkiye'deki bir kadına bakış açısı o kadar farklı ki. Yani buna hem şaşırıyorum hem çok üzülüyorum. Böyle olmasına. Nedense böyle bir imaj var yani hani sanki biz kapalı olmaya zorlanıyoruz, işte bizim elimizden alınıyor işte biz sanatçı olamayız, biz sadece işte ev kadın olabiliriz. Yani bu 2024'lü yıllarda falan neden hala böyle algılanıyor? Ben hiç anlamıyorum. Devam ediyor yani. Bekliyorum ki ben yani Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı sizden daha önce alındı biliyor musun? Bilmiyorlar. Tabii. Yani tarih bilgisi falan da yok onu. Yani her şeyi de ben anlatamam, gösteremem tabii ama ben hekimlik olarak ben bir kadın sanatçının heykeltıraşını biliyorum. Ama orada da siz muhakkak biliyorsunuzdur ki orada da sergilerde falan değil mi? Tüm dünyada kadın sanatçılara yeni yeni yer açıyorlar. Yani belki Marisot'a bayılmıyorlardı yani. Mesela bizim yapımcının işte Kenan Ayıp Oda diye bir kitabı. Zaten bunu işler. Kaç sene önce yazılmış bir kitap. Bunu işler. İşte der ki Shakespeare'in kardeşi. Onun aynı ailede büyümüş. Onu niye duymuyor? Shakespeare'i duyuyoruz falan. Ama ben bu ayrımın biraz artık kalktığını düşünüyorum. Yani çok yok edilmedi mi o kitaplardan sonra falan yani? Evet, kalktı mı yoksa daha keskin olarak başka bir yerden bir fırtına olarak geliyor mu? Fırtına öncesi sessizlik mi var ama yoksa? Ama ilk başa dönersek evet. Ben mesela abimden daha şanslıydım. Neden yani? Evet, mesela sizin verdiğiniz örnek benim çok ilgimi çekti. Yani. Galiba baskıyı gören erkek öyle olmuş bu sefer. Evet ama galiba biraz ekstra ordineri bir durum. Ama anne sanat okusun, zarar yok. Biraz şey gibi olmuş. Hani o deniz kenarlarını kız çocuklarına okurken bırakılan şey gibi olmuş biraz. Sanat ciddiye almadığı için. Evet, kursa olur. Para kazanmak zorunda. Babam benim eczacı oldum. Ben akademiye gittim. Aynen. Boş kağıt verdi. Sanat tarihine bir sene o yüzden İstanbul Üniversitesi sanat tarihine gidip devamlı da akademik dosyalara girdi. Babamın haberi yok, kaydını sildi. 4 sene sanat tarihi, 1 sene okudum biliyor. Kızım diyor 2 sene okudum biliyor. 2 sene sonra diyor kızım sanat tarihini bitirecek. Ben akademiye girdim, babamın haberi veriyor. 5 sene ben yeni girmişim, orada okuyorum. Bir sene sonunda duyduğunda beni evden kovdu. Aşağıda kiracımızla girip beni affedene kadar birkaç ay oradaymışım. Yani ben daha bu işe başlarken mücadelesini fena verdim. Abim de sırtlamış, ben yaptım. Hadi bir şey söyleyeyim mi? Aslında galiba yani bazı alanlar var ki ya da bazı meslekler ya da bir şeyi iyi yapmak istiyorsanız rağmen yaparsınız. Yani Mustafa Kemal gibi rağmen yaparsınız. Eğer abinizle bu istek beraberinde olsaydı belki o da bu sefer söke söke geri alacaktı. Ama ben bir kadın ya da erkek olarak değil ama akademiden mezun olduktan sonra bayağı süründük hep beraber. Erkek arkadaşlarım da aynı şekilde oldu. İşte evet, ben de onu söylemek istiyorum. Tam da bu söylediğiniz çok doğru. Ben bir ama... işini yapabilir miyim? Tabii. Kesinlikle.
benim babamın akademiye girmemesini inatla istemesinin nedeni Mehmet Güleryüz'dür. Tavuk'ta Mehmet Güleryüz akademinin açılışında bir kıza sarılmış öpüşüyor. 1960'larda ne demek biliyor musunuz? 60'ta bir kıza sarılıp öpmek. Evet, babam onu görünce benim akademiye yollayacak kızım katiyen yok dedi. Diğer yolu anı olarak güzel, güzel. Çok ben güzel. Ben de akademi 66 girişliye, ben bir subay kızıyım. Annemle babam geldi beni kaydettirmeye. Kızla erkek orada böyle böyle duruyorlar. Sen de mi böyle olacaksın bu okulda diye. Yani öyle bir dönemdi bizim dönem. 60'lı yıllar. Tabii herhalde yaşlı yaşında bayağı tutuştum. Ama konuya girmekle başlıyor demek. Evet. Sizlerin girmesi. Ne kadar girme başarısı var önce. Evet evet yani çok keşke abiniz direnseymiş. Evet evet. Devam. Onun gibi çok, o dönem mesela 80'li yıllarda herkes işletme ekonomi okuyordu yani. O da onu yaptı. Neyse biz şanslıyız ki siz sanat okudunuz. Değil mi? Şimdi biz şanslıyız. Abiniz olsaydı bu toplantı onunla tanışmış olmayacaktı. Ama meslektaş olarak. Şey tanıtarak söyler misin? Arkadaşlarım kendini tanıtarak arkadaşlar. Legris Rona. Pardon? Legris Rona. Mekansal çalışmalar yapan bir sanatçıyım. Aynı zamanda Mimarsan Üniversitesi'nde 90 geçti oldu. Mimarsan Üniversitesi geliştiğim. Bu arada akademisyenim şu an. Ben biraz çalışan bir annenin çocuğu olmanın bir getirdiği fark olduğunu düşünüyorum. Benzer şeyleri çünkü ben de Pınar gibi düşünüyorum, hissediyorum. Mesela benim aile çevremde babaannem çalışıyordu, terzilik yapıyordu, kendi şeyini dikiyordu. Annem öğretmendi ve en ufacık bir şekilde ben bizim çevrede hani, kadın olarak ötelendiğini, söz verilmediğini hissetmedim. Ama ne zaman o aile ortamının dışına çıktığım zaman işte bir tarafı işte okullar, üniversiteye giriyorsun falan, o zaman hani bir takım farklı davranışlar olduğunu gözlemlemeye başladım. Ve hani biraz böyle bir şey, çevrede yetiştiğim için sanırım, yani abim de vardı yani aynı şekilde ki şeydi bizim ailede aile olarak hitap ettirmez bizimkiler yani şeyler yani Melih, Lebris yani birbirinizi öyle söyleyeceksiniz yani aranızda öyle bir cinsiyet ya da şey farkı olmaması için. O yüzden hani hep böyle eşitlikçi bir şekilde yetiştirildiğini düşünüyorum. Ve buna en büyük şey hep çalışan bir hani annemin çocuğu olmaktan ya da işte babaannem de aynı şekilde biz bilerdik onun işte evinde arka bir odası vardı. Orayı atölye olarak kullanıyor. Lafı nasıl döndün? Benim annem yaşasaydı 100 yaşında olacaktı. Sizin evet. Annenizle aynı dönem evet. Değil mesela. Çağ farkı çok önemli. Anlayışlar değişiyor. Çok, çok olayı var. Algılayışlar ve değişiyor. Anneannem de mesela bizim anneannemden de mesela çalış yani bir sürü şey evet çekip çeviren kişi anneler mesela dedem tam tersi çok şey odasını kapalı kitap okuyan bir insan. Yani biraz hani yetiştiriliş şeklini etkilemiş olabileceğini düşünüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok özür dilerim. Ben sizin sınıfınızda altında oldum ama bazı toplum içerisinde kadınların da bu işin kolayına gittiğini ve bundan yararlandıklarını da düşünüyorum. Kesinlikle. Annemlere söylediğim bir laf var. Köşe yastığı gibi oturur bizim karım. Oradan hani çok evet, istifade evet. Eden kadınlar da var aslında. Yani hep çalışmış ve annemle babamdan sonra ayrılıyorlar. Hani zorlu bir sürecimiz oluyor ama yani o başka sebeplerden dolayı. Yani zaten öğretmen de kendi ekmek yani kendi bir maaşı olan geliri olan hani bir insandı ama tabii ki bizleri yetiştirebilmek için bir mücadelesi vardı. Ben işte Hülya Hanım'la mesela tanıştığımda bir öğrencisi vasıtasıyla tanışmıştım ve yarı burslu olarak ben istasyon sattım. Evet, o benim öğrencim. Yani öyle bir gönül bağımız vardır bizim Hülya Hanım'la aynı zamanda. Ve hani
yani aile yapısının biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Yani sanat ortamı anlamında hani böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama yani şöyle bir şey, yani tabii bir... Selin Söl, Selda Asal, yani hep de öyle güçlü kadınlarla hani şey yaptım. Bana annem bazen şey derdi, mesela çevremdeki arkadaşım da mesela hiçbir şey söylemezler onlar. Ben mesela önden söyleyen insan olmuşumdur. Böyle bir takım şeyleri gördüğümde hani bu karakter, yani bir şey, ne bilsen fazla cesur. Yani beni o yetiştiriliş hani cesur yaptı ortamda hani, oluşturmuş çok önemli. Yani korkularım yoktur çok fazla. Eğitim, hani bazı arkadaşlar mesela hani yorumlar aslında, korkmakta da haklılar. Ama ben öyle bir şeyde hani yetişmediğim için onu öngöremem bazen. Hani büyük bir zaman. Ve o cesaretle hani, anlarım anlarım aslında. Hani korkum ne olduğunu da ama yani biraz yine de bana öyle geliyor ki mesela kadın cinayetleri ve kadın hakları, hukuki mücadeleleri, boşanmış kadınların boşandıkları kocalardan gördükleri zararlar bağlamında ki metinlere bir bakıyor olsak toplumsal kesite, kendi öznel durumumuzun biraz dışına çıkıp bakıyor olsak o zaman göreceğiz nelerin olup bittiğini ve biz hepimiz bunun farkındayız. Şimdi bu sanat ortamında bu kadar açıklıklı olmuyor. Ama biliyoruz ki o verilerde eskiden şöyle bir şey düşünülüyordu. Genel olarak eğitim düzeyi yeterli olmayan kesitler doğal olarak daha çok mağdur edilirler. Yani okuması yok kadının, işte cahil, bu mücadeleyi veremiyor, işte boşanınca işsiz kal. Hayır, bir sürü eğitimli kadının çok ciddi tacizlere uğradığını, zorlandıklarını, baskı gördüklerini, üstelik de bunu yapanların büyük bir kısmının aynı zamanda eğitimli ve ekonomik seviyesinin yüksek olduğu erkekler olduğunu da biliyoruz. Yani bazen de bazı sorunları konuşmanın da ne kadar zor olduğunu ve ne kadar çok süsleyici notayla karşımıza çıktığını da görebiliyoruz. Veya bir durumun, siz zaman açısından söz ettiniz ya, kendi zaman dilimi bağlamında olmasıyla tüm zamanlara ait olması farkı da olabilir. Örneğin bugün Anadolu'nun biraz daha ücra bir şehrinden bir anne baba gelse ve Mimar Sinan'a çocuğunu kaybettirmeye kalksa bugün o görüntüleri Mimar Sinan'da yine görecek ve aynı korkuyu o anne baba yine yaşayacaktır. Ve hadi bakalım 2024 falan anlamam, senle biz dönüyoruz işte şuraya ya da buraya denecektir. Bu mesela kendi zaman dilimlerinin üstünde tüm zamanlarda olabilecek bir problemdir. Kaldı ki Türkiye'nin yakın tarihi olarak buna benzer çok ağır zorlukları da çekebileceğini düşünüyorum ben. Benim derdim kadınların mağduriyetini konuşmak değil kesinlikle, yani işi buraya çekmek istemem. Çünkü mağduriyet üzerinden yapılan her şey, her eleştiri veya konumlandırılış bir diğer mağduriyetin de konuşulmasına neden olacaktır. Çok doğru. Dolayısıyla mağduriyet üzerinden değil ama olup bitenlerin nasıl yürümesi gerektiğine, nerede aksamalar olduğuna veya nasıl geliştireceğimize gerçekten iyi bakıyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok okumuş kadının, yani hatta hakim, avukat kadının ne kadar baskı gördüğünü biliyoruz yani toplumda. Belki kadın sanatçılar, bunu belki evet, veya sanat tarihinde de ayrıca... Burada bir kadının ya da kadın sanatçının kadın meselesini ele almamasını da kastetmiyorum ben. Yani yapıtlarının içeriği bu olmalıdır. Mesela şeyin Meryem'in, sen söz etmiştin sergiden, kadın sergisi. O sergiye ben de ilk defa bir iş, yani kadınla ilgili bir iş vermiştim. Mesela o iş beni, bana da daha sonra Çocuk Kadınlar serisini yaptırdı. Çok daha sonra. Mesela ben çok üzülüyorum. Neden buna çocuk gelin diyoruz biz? Çünkü Türkçe'de gelin kelimesinin bizde karşılığı gülümsetir insanı. Hoştur, saftır, eğlence vardır, bir araya geliş vardır, bir destek vardır. Hadi bakalım vardır, kol kola girilir, dans edilen bir şeydir. Yani özel bir yere konumlandırdığınız, alkışladığınız bir şeyden söz ediyorsunuzdur. Ama bu çocuklar gelin bile olmadan kadın oldular. Çok başka bir şey. Çok başka bir şey. Onun için aslında hani ben bundan söz ettim, benim de eserlerimin
hepsi kadın üzerine konuşmuyor. Çok çeşitli toplumsal meselelerine dair dokunuşlar yapıyoruz. Hepimiz yapabiliriz. Ama bu bizim kendi yürüyüşümüz içinde özel olarak karşılaştığımız sıkıntıyı affetmez. Yani biz İstanbul Sözleşmesi gibi bir şeyin arkasında hala duramadık. Bakın ben bu sene bununla ilgili bir çalışma yapacaktım. Çalışma olmadı. Olsaydı bazı sanatçı arkadaşlarımı bir araya getirebilme imkanı bulacaktım. O İstanbul Barosu Beyoğlu Caddesi'nde binasının cephesine boydan boya, değil mi, İstanbul Sözleşmesi'ni hala ne kadar sadakatle karşıladıklarını ve önemsediklerini bildirge gibi asıyorlar. Ama bir projeyi gerçekleştiremedik, biliyor musunuz? Çünkü dedim ki ben projeyi önerdiğim zaman, arkasında duracak mısınız bu projeye giren kadın sanatçıların? Buna cevap alamadık. Kurumlar zaten çok, anlatabiliyor daha... muyum? Dolayısıyla yani burada sadece kadından değil, aslında onun için sıklıkla da cinsiyet üzerinden konuşuyoruz ama meseleyi buradan açmak daha kolay olduğu için ve bugün tabii özel olarak Emekçi Kadınlar Günü olduğu için yani konunun eksenini hep tutmaya çalışıyorum. Çok ben çok mu konuşuyorum? Moderatörüm kadar konuşmaması gerekiyor herhalde. Çok kafalı. Buyurun, sizi de dinleyin. Ben Gül Ilgaz, Gülman Üniversitesi'nin bölümü mezunuyum. Daha sonra kavramsal çalışmalar içinde bulundum. Daha sonra da fotoğraf, enstalasyon, mekan düzenleme ve video kullanarak çağdaş sanat sergilerine katıldım ve katılmaya devam ediyorum. Kadın başlıklı pek çok sergileri var. Hani bunlar bir şeye yaradı mı? Ben de o soruyu sormak istiyorum. O kadar çok kadınla ilgili bu sergide yer aldım ki yanında ayrı bir soru işareti de. Yani gündelenmesi güzel bir soru. Konu. Hani sanat alanında kadının ele alındığı veya kadın sanatçıların şey yaptığı veya yani tabii ben daha çok kendi hikayemden yola çıkarak işlerimi yapıyorum. Yani hayatta karşılaştığım, hayatım bana dokunduğu noktalardan çalışmalarını yürütüyorum. Dolayısıyla insan olma kimliğinin dışında hemen kadın olma kimliği de benim çalışmalarıma direkt olarak yansıyor. Bilhassa daha gençlik dönemlerinde, yani benim işte 20-25 ve 45 yaşları arasında diyeyim, hatta 50 yaşları arasında. Çünkü o zaman cinsiyet olarak da daha aktifsiniz ve toplum da sizi öyle görüyor. O yüzden de daha fazla toplumun yargılarına maruz kalıyorsunuz. Tabii ki siz de bir duyarlılığı gelişiyor. Evet. Dolayısıyla bir sanatçı olarak da bunu dönüştürme ihtiyacı duyuyorsunuz. İşte akademiden mezun olduktan sonra bayağı güçlü şahsiyeti olan bir sanatçı, erkek sanatçı grubu, daha doğrusu lideri erkek olan bir grubun içinde yer aldım. Uzun seneler orada çalıştım. Ve orada olan 4 kadın sanatçı o gruptan ayrılarak 4 kişi kendimiz çalışmalara devam ettik. Bu sanatçılar arasında bugün sevgiyle anmak isterim kaybettiğimiz Gülçin Aksoy. Evet. Cemzan rahmetli anlıyorum kendisini. Neriman vardı, Neriman Kolak. O da benim öğrencim. Nensi Atakan. Nensi Atakan. Biz dördümüz uzun sene küçük bir yer kiraladık. Biz okumalarımıza, sergilerimize devam ettik. Yani parasını kendimiz verdiği mekanlar kiraladık. Oralarda daha bizim yaptığımız sanatın işte fotoğraf, video, baskı, fotokopi belki bu tip malzemelerin daha pek görülmediği zamanlarda biz AKM'yi bile kendimiz kiralayarak sergiler yaptık. Daha sonra İTÜ'de yine mekanı kiralayarak sergiler yaptık. Bu sergiler çok önemliydi aslında ve arada adını verdiğimiz bir grup
grubundaydık ama çok da fazla dinlendirmedik yani bu ahlara başlığın altına. Ama bugün görüyoruz ki çok önemli sergiler yapmışız kendi imkanlarımızla. Daha sonra da yani bu dört kişinin de bir arada olması bayağı bir sinerji, bir dayanışma. Sadece sanatsal bir dayanışma değil, tabii ki sanatsal olarak birbirimizi çok besliyorduk. Birbirimizi kritik ediyorduk, destekliyorduk, her malzeme desteği sağlıyorduk, bir destek sağlıyorduk. Birlikte sergiler yapmanın bir sinerjisi vardı. Aynı zamanda kadınsı mevzularda da bir araya da gittik yani. Tabii. İşte onun kocası ötekinin bilmem kaydı nasıl bilmem nesi falan bunları da konuşuyorduk. Yani hayatı da bir anlamda paylaşıyorduk. Daha sonralarda bu grup hani dağıldı, herkes yavaş yavaş kendi yolunda. Ben burada evet birlikte olmanın ve birlikte hareket etmenin altını çizmek isterim. Bundan sonra bunun için neler yapılabilir? Hani kadınlar bir araya gelince ne oluyor? Ne olabilir? Ne gibi imkanlar var? Mesela aklıma geliyor kadın müzeleri. Yurt dışına uymadık. Evet, ben de onları anlayacaktım. Evet. Şimdi bizde de bir müzelerimiz olmaya başladı. Çok şükür. Bizim çünkü hocalarımız zamanında bir modern müzemiz bile yoktu. Şimdi ufak ufak sıra belki bir kadın müzesine geliyor olabilir. Böyle bir şey olursa tabii ki çok destekleyici olur. Evet. Bir de ben mesela bu UPSD'de ben de yer aldım zamanında ama kaçtım. Yani çünkü olacak dedim çok zor oldu. Kaçmayan UPSD mağduru. Ama hani tamam UPSD olmuyorsa peki neden mesela Kadın Sanatçılar Derneği gibi bir ama ciddi ama şey yani ağırlığı olan bir dernek olması şart değil. Hareket olur bilmem ne olur ama yani bu sanatçıların bir araya gelebileceği, birbirlerini destekleyebilecekleri, başkalarının desteğini kadar alabilecekleri, o desteklerle ne bileyim maddi imkanları zor olan için omuz diye bir oluşum var mesela. O bunu yapıyor, daha gençler bunu yapıyorlar. Böyle bir şey için mesela Ayka bunu çok güzel yapıyor. Evet. Ayka'yı ben çok beğeniyorum. Çünkü mesela tak 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 çok güzel bir rapor çıkarıyor. Ondan sonra ne bileyim yazı yazılacaksa şu kadar bilmem ne yapılacaksa bu kadar belli bir listeleme yapıyor. Her şey netleşiyor. Biz sergilere davet edildiğimiz zaman da acaba artistliği verecekler mi, vermeyecekler mi? Acaba uçak paramı ödeyecekler mi, ödemeyecekler mi? Biz bunun hep böyle endişesini, şeyini duyuyoruz. Ama hani bir dernek çatısı altında olursa, bunlar netleşmiş olursa, o zaman bizim de haklarımız korunmuş olur yani. Ben bu söylediklerinize çok katılıyorum. Hatta minnak sonlandıramadığım hastalığım ve yapamadığım şeyleri notlarımdan söyleyeyim. Mesela, tabii bu arada şunu okuyabilirsem. Alfa var. Alfa ne? Yafa var. Avita var. Nava var. Bu ve benzeri evet evet çeşitli kurumlar müze yapıları kadın sanatçıların eserlerinin sergilendiği ya da onlarla ilgili çalışmaların desteklendiği bir sürü kuruluş var. Ben bir parantez koyuyorum. Bu arada ben İstanbul Modern'i burada tamam bazı şeylerini eleştiriyorum İstanbul Modern'i. İstanbul Modern'i dün bir toplantısına geliyorum. 40 tane kadın kız. Evet, o proje çok güzel. Bugün başladılar, değil mi? Ben de hocalık yapacağım evet. Orada, hasbelkader. Destek sağlıyorlar. Çok pahalı bir proje. Bilmem kaç tane olacak? 5 tanesi de şey kızların, değil mi? Evet, İçinden. Özel. Evet, özel çocuklar. Evet. Ve ayrıca İstanbul Modern'de %70 çalışanı kadın. Evet. Dolayısıyla İstanbul Modern hani bir şekilde bu konuya ben şöyle düşünmüştüm aslında bakarsanız biliyorsunuz Haliç'te Kadın Eserleri Kütüphanesi var. Bu oldukça evet. Eski bir kazanımdı. Evet. Ben de orada bir sergi açmıştım. Evet, evet çok güzel sergiler açılıyordu. Evet. Şimdi eğer tabii seçimler çok yakın, bu seçimlerde ne olur bilmiyorum. Fakat geçtiğimiz 5 yıl boyunca İstanbul Belediyesi kültür sanata eleştiririz eleştirmeyiz.
başka çok ağırlık veriyor, çok ciddi destekler veriyor. Neden bir yapılanma ve çalışma oluşturup da belki başka yapılanmalarla bir araya gelip neden biz oralarda yer almayalım? Yani İBB proje sunalım demek istiyorum. Mesela ben aslında bugün şunu önermek istiyordum. Bir dernek olmak başka bir şey. Siz UPS'den söz ettiğiniz için bilhassa söylüyorum. Dernek yapılanmasının getirdiği avantajlar ve dezavantajlar olabilir. Ama çok bağımsız çalışmalar yapılabilir. Örneğin bir kongre yapılabilir. Belki akademisyenlerle beraber yapılarak ya da bir takım konseyler oluşturulup çalışmalar, tartışmalar yapılabilir. Ya da belki küçük küçük gruplarla da başlansa bir yerlere proje götürüp işte bu şöyle bir sergi yapalım. Ya da işte belediyeye diyelim ki mesela bize bir yer verin. Ya da şöyle bir şey yap, ya da bir proje oluşturalım. Ben şu anda bu projeleri oluşturacak bir yetenek. Ama oturup buna kafa patlatacağımız toplantılar yapalım demek istiyorum. Mesela diyelim ki bir araya gelelim bir dahaki sefere. Ya ben işte İBB'ye şunları sunsak, 5 kişi bu konuda çalışalım, bir komite oluşturalım. Ama şu var, gönüllülük çok tehlikeli bir şeydir. Gönüllülük hareketinin profesyonel bir nitelikle yapılması durumunda işe yaradığını düşünüyorum. Aksi takdirde asla işe yaramaz. Ben hayatım boyunca yapamayacağım hiçbir görevi üzerime almadım. Yani gerçekten yapamayacaksam almam. Şanslıyım ki aksaklık olmadan da aldığım bütün görevleri yaptım şu ana kadar. Yani bazen istemediğiniz aksaklıklar vardır ya hayatta yetiştiremez. Onun için ben mesela böyle bir grup oluştursak, üç arkadaş ve parçalasak şeylerimizi, çalışmalarımızı. Mesela birisi dünyada hangi kadın yapılanmaları var? Hangi hareketler var? Bunların yıllık takvimleri nelerdir? Bu takvimlerde yer alırken sanatçılara hangi imkanları veriyorlar? Bunun bizim için olması da gerekmiyor. Belki genç kadın sanatçılara destek oluruz. Erkek sanatçılara da destek olabiliriz. Hiç önemli değil. Yani burada bu ayrımcılığa girerek hareket etmekten değil ama öznel durumdan çıkarsamalar yapılabilir. Onun için onu kaybetme. Yani siz lösemi hastası bir çocuğun annesiyseniz o konuda olanlarla bir araya gelir, özel bir şeyler alırsınız. Bu böyledir. Onun için benim düşüncem bu toplantıdan sonra yani böyle bir araya gelsek, aklımıza gelenleri önce yazsak, sonra dese ki birisi, ya ben o uluslararası kurumları inceliyorum. Şunlar var arkadaşlar. Bu takvimler var. Şunlarda yer alabiliriz. Belki içimizden biri diyebilir ki ya ben de size bir küratöryel çalışma yapayım. Hadi bakalım şunu yapalım. Veya belediyeye gidip diyelim ki bir kadın müzesi açın, kardeşim bize diyelim. Bu çok doğru. Anlatamıyorum. Biz bu çalışmanın çok içinde yer alalım diyelim. Yani ben aslında biraz bunları hazırlamıştım. Dediğin gibi yani özür dilerim. Hastalık tabii bunu bir rapor haline getirmeme yardımcı olmadı. Ama asıl konuşmamın en başına dönüyorum. Buradan bir çıktı yaratmak istiyorsak ki ben onu yaratmak istiyorum. Bu toplantı sürdürülebilirliğine devam ederek ama ondan sonra biraz görev alarak yani önce belki bir iki toplantı görev falan alamayız, öneriler getirebiliriz. Neden olmasın, neden böyle şeyler yapmayalım? Dediğim gibi eğer İBB böyle devam ederse bazı imkanlar ve çünkü uluslararası ilişkilerde bir de kurumsal ayaklara da ihtiyacınız var. Yani 5 kişi sergi açmışsınız, 5 tane hareket yapmışsınız. Tamam, o ülkenin dergilerine girmişsiniz, sanat yazarları sizi yazmışlar. Kendi portföyünüzde iyi bir özgeçmişe imza oluşturmuş olabilirsiniz. Ama bunu başka bir yere taşıyabilmek için kurumsal ilişkilere ihtiyacınız vardır. Başka desteklere ihtiyacınız vardır. İşte orada bir araya gelmenin doğru olacağını ve buna açık olan yapılanmalarla birbirimize yardım ederek diyalog kurabileceğimizi düşünüyorum. Ben tabii ki bu işin sadece yani şu ana kadar bu iki toplantının sadece bir moderatörüyüm. Elimden bunlar geliyor, aklımdan bunlar geçiyor. Bunu nasıl yaparız, bu sürdürülebilir toplantıları? Takvimli yapabiliriz. Diyelim ki bir ay sonra buluşalım. Ama buna çalışalım. Yani bir ders çalışarak bir araya gelelim. O dersin üzerinden yeni dersler çıkaralım.
Ben öğretmenlik yapınca galiba böyle oluyor. İfade böyle oluyor ama bizim için ders güzel. Evet, ya işte toplantıları sürdürebilirsek ve böyle bir sonuç olacak, işte şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı gibi. Çünkü biz hepimizin deneyimlerinde farklı dozlarda yaralar ve alkışlar var tabii ki. Ama hem alkışları birbirimize alkışlatmaya hem de yaraları beraber gidermeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Güzel cümlesiniz. Çok. Hepsi çok güzel. Ben de beğendim. Sürdürülebilirliği Eser Hanım, sizle beraber yapabilir miyiz? Binanın vasıtasıyla hepinizi tanımaktan öncelikle çok mutluyuz. Firma sahiplerimizin de şeysiydi. Desteğiydi. Yani biz buraya gelip arada bir sizinle birlikte böyle oturup sohbet edebilir miyiz? Edebilir miyiz? Onu soracağım. Arkadaşlar da tabii istiyor ve kabul ediyor ise. Alıyorum birinci çıktı olarak. Zaten çok sevindirmiş. Her sene kadınlar günü mutlaka zaten gelenekselleştirdik. Bunu konuşup zaten burada bir şey yok. Ama ayın belli günlerinde de burada olabilmek, toplanabilmek için paylaşacağım bu fikrimizi. O zaman sizden bu konuda bir cevap. Yani olumlu olacağını düşünüyorum. Biz burada çay kahve ikramımızla. Çok teşekkür ederiz. Emin olun ki yani zaten fazlasıyla şey ikram ediyoruz. Mekan da önemli. Yani bir şey ikram gerekmez. Mekan var zaten. Yani kendinize, kendi yerinize. Çünkü bakın bir dernek olsanız bunun bir yasal prosedürü var. Bağlayıcı tarafları var. Ve yönetimde olanlar açısından da çok ciddi zorlukları. Hep de yapılanmaların başında böyle. Hadi bir dernek olalım, hadi arkadaşlar. Ben hiç böyle hayali, afaki şeylerden yana insan değilim. Bir şeyi tartışmadan, ayakları onu oluşturmadan. Evet, evet. Peki o zaman ben bir adım ileriye götürmek istiyorum. Sizin de bana olan... Mine Hanımların dışında bana olan yakınlığınızdan faydalanarak bu sürdürülebilirlik burada toplantıları yapmak açısından şüphesiz ki kurum sahiplerinin onayı gerekecektir. Ama siz acaba bize bir toplantı daha yaptırsanız bu arada ilk bir toplantıyı sizin yetkinizi kullanarak talep etsek biz, hani biz bir kere daha ders çalışıp bir araya gelsek orada sizden gelen cevaba göre yol haritası oluştururuz bir şekilde. Gelecek bunu kabul ediyor musunuz? Tamam, süper. Arkadaşlar, birinci çıktığımızı aldık. Bir ay sonra bir araya geliyoruz. Ayşe, bu tabii senin şeyin olacak herhalde ya da bilmiyorum. Organizasyon sizde. Bir ay sonra. Cuma çok trafik oluyor ya. İlk salı filan gibi bir şey. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. O ne derse hepimiz ona uyuyacağız. Ayşeciğim. Beraber. Evet, çünkü salı sallanır, evet, çarşamba. Evet. O zaten bir kamuoyu araştırması tabii yapar diye konuş. Bir toplantı sözünü aldık. Onda da sizin cevabınızı da alacağız. Evet, biraz daha şey. Ha ne olur arkadaşlar? Katılacak sanatçılar var, bu kişiler sağlıklı. Başkaları da katılabilir herhalde. Tabii canım. Çok azız biz burada. Daha kalabalık olmamız lazım. Tabii. Bir dahaki toplantıya kadar biz biraz şimdi çalışacağız. Ödev yok. Sürçün beklemek yok. Sürçün beklemek yok. Sadece bir yere var. Arkadaşlar bir ay sonraki ödeviniz. Ben şimdi bu hastalandım ya. Eve geldim. Böyle yapıyorum. Eşimden çay istedi, ses yok. Tamamen gitmişti. O da herkesi videoya çekti, beni böyle çağırıyor diyor, gelip böyle yapıyor. Şakalaşıyor benimle. Şimdi biraz öyle oldu, özür dilerim, onu demek istemedim. Şimdi bir ay sonra arkadaşlar, hepinize şu ödevi veriyorum. Bir ay sonra lütfen ne gibi kurumlar var?
bugün kadın hareketleri hangi tip yapılanmaların içinde yer alıyorlar, neler olup bitiyor? Hem bizim ülkemizde hem dünyada biraz ders çalışın bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Biz ne yapabiliriz? Birlikte olan gücümüzden, şunu kastetmiyorum, bir çalış daha yapalım acele. Ama şurada bir sergi açalım. Bu değil, yani bu da tabii çok doğru bir şey ama daha uzun soluklu, daha vizyoner, belki evet, evet, daha geniş proje bazında, kesinlikle, proje gibi adlandırabileceğimiz şeylere yönelik. Bu, bugünden yarına çıkmaz, eminim. Ama biraz böyle bir şey yapalım derim. Ama bir şey anlaşılabilir. Yazar değil olması şart değil bence. Mesela Ayka gibi bir evet, tabii, şeyin, hani kadınlar beraber. Evet. Onun da yapısı araştırılabilir. O tabii tabii. Yani. O da olabilir. Tabii. Ama benim en çok düşündüğüm şey dediğim gibi yani şu anda daha demokratik bir ortam olması ve kültür sanata yakınlık eğer devam edebilirse bundan bir çıktı alınabilir. Yani her zaman sanatı ve sanatçıyı korumaktan yana bir sonuç almak bu olanaklara bağlı olarak çıkar. Yani nasıl Rönesans'ı konuşunca Medici'yi konuşmadan geçemiyorsak tek başına Leonardo ile olmazdı bu iş. Tabii. Burada da tüm paydaşlarla paydaşlarla gerçekten bilgiyi, aklı, emeği, sevgiyi, çabayı paylaşan bir ortamda olabiliriz. Çeşitli kurumlarla da çalışabiliriz. Yani özel bir adımız da şu anda olmasın zaten. Biz böyle bir araya geldik. Bakalım Feri, ha, ne kadar olumsuz bir şey olabilir? Bir evet, birbirinizi tanımış olduk. Bir hedef olabilir çünkü bunun için sanki tam bir zamanı gibi algılıyorum ben. Ama onun için Büyükşehir Belediyesi yoluyla bakın, oradan bir şey çıkmayabilir de. Onlar şimdi klinik halinde nasıl şey söyleyeceğiz? Siz düşünmezler. Kurulmadan önce biliyorsunuz akademide resimle heykel evet, sergileri oluyor. Buradan doğan bir ihtiyaç sonucunda gidiyorlar ve adamın Beliat dairesini resim heykel müzesi olarak sanatçılara veriyor. Yani tamam, biraz tamam, bir araya gelişlerin sergiler bağlamında görsel anlamda da var olursa. Yani benim önerim ne biliyor musunuz dostlar, aslına bakarsınız yaklaşık bir buçuk yıl neredeyse sadece konuşup çalışacağız. Evet evet, süreklilik çok yani, önemli. Yani biz bugünden yarına bir sonuç almak üzere bir çalışma yapmamalıyız. Böyle yapılan çalışmalar parlak yıldızlar çıkarabilir. Ama galaksi bazında bakın ne olur, belediye verir, vermez, olur, fon bulunur, bunlar değil. Yani ama önce bunlar fikir olarak yazılıp çalışılacak. Sonra belki de bölünüp tekrar tekrar çalışmamız lazım. Hatta belki böyle biraz şey gibi, ben Avrupa Birliği projeleri incelemiştim de daha önce. Orada böyle ayaklar var, yani siz tek başınıza bir proje getiremezsiniz. Yani kurumsal ayaklara ihtiyacımız olur. Kaldı ki zaten paydaşların bir araya gelmesi doğru. Yoksa biz zaten işimizi yapıyoruz atölyeye girince. Bitti yani. Evet. Hepimiz. Ama önce bunu sürekli. Evet, önce bu sürdürülebilirlik. Şu. Evet, bir araya gelince tabii ki hayatı da dertlerimizi de konuşacağız. Ama şunlara yoğunlaşamıyoruz. Çünkü ona hazırlıklı gelmiyoruz. Ama şimdi hiç olmazsa diyeceğiz ki, aa bak böyle bir durum var, bunun üzerine biraz çalışalım. Kesinlikle. En azından aklıma şu geldi, bunu söyleyebiliyorum sabahta. Bu çok önemli bir şey. Zannediyorum ki bu kadar. Beğendin mi? Evet, ama şimdi önce herhalde Ayşe birazcık daha... Tabii ben şeyden yana değilim. Yani bir çalışmayı başlatanlarla yürümekten yanayımdır her zaman. Dolayısıyla Ayşe ve Emine Hanım ve sizin öncülüğünüzde olduğu için başka bir yere çekilecek herhangi bir hata yapmak istemem yani. Tabii çok doğru. Ama ikinci toplantıda herhalde hemen böyle bir, bak bu da güzel bir öneri. İkinci çıktığımız WhatsApp grubu. Siz salı mı dediniz yani? Salı böyle uygun bir gündür. Pazartesinin yoğunluğu yok, cumanın trafiği yok. Daha evet, sakin evet, bir gün. Cuma trafiği yok.
Evet, salı gerçi bir pazar günü görebiliyorsun. Evet, pazar yani. Çalışmamış ya. Merak etme, cepte. Cepte ama işte bu yani kurumsal bir araya geliş çok başka bir şey. Atölye ortamı başka, şu olmaz orada. Ama zaman içinde olduğu duruyor. Hiçbir şey olmasa çok haklısın. Ben de önerecektim. Hatta diyecek kısa baştan yaparsın değil mi? 9 günümüz değil. Mine Hanım diyor ki arkadaşlar, Mine Hanım diyor ki bazı toplantıları bizim galerimizde de yapmanız mümkündür diyor. İşte böyle bak çıktı. Canım gelemezsiniz biz size video çeker göndeririz, metin göndeririz. Bazen içimizden birkaç arkadaş temsilci olarak size gelirler. Hayır, hayır. Burada önemli olan bakın. Her bir kere şöyle bir şey var. Her fikri önce alacağız biz, not edeceğiz. Sonra bu fikri nasıl oluşturabiliriz diye bakacağız. Ama diyelim ki o arkadaşımız karşıda olduğu için, bu arkadaşımızın o hafta işi gelir gelmez. Biz o zaman ne yapacağız? İletişim yöntemleri geliştireceğiz önce aramızda. Aramızda genç arkadaşlar var. O, bugün çok rahat toplantı notu gönderir, görüntülü sonuç bildirgesi gönderir. Sizin görüşünüzü alırız, telefonla katılır, söylersiniz falan. Yani bu çağda artık bunlar çok kolay. Bütün bunları çözeceğiz biz. Tamam. Tek isteğim benim, her fikre olmaz demeyelim. Bu fikir nedir diye soralım. Teşekkürler. Evet. Evet. Müthiş. Evet. Eğer başka eklemek istediğiniz bir şey var mı sevgili arkadaşlar? Yoksa ben özel olarak izninizi rica edeceğim. Çünkü sesimin yorulduğunu hissediyorum. Sen yoruldun. Ha, biraz, yok eşimi çağıracağım şimdi o gelene kadar oturalım yine. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Geleneksel bir fotoğrafımız var. Geleneksel fotoğrafımız var.